Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Elden Ring'de Ascended modu nasıl kurabileceğinizi paylaşacağım. Öncelikle yapmamız gereken en önemli şey orijinal oyunumuzun save dosyasının bir yedeğini almak. Bunun için yerelde sizce kullanıcılar, kullanıcı adınız neyse artık, yani de Bedbo, ardından Aptata, Roamin ve Elden Ring'i buluyoruz. Bu sizin şu an orijinal oyunda kullandığınız save dosyasının dosyanız. Bunun bir yedeğini alıyoruz. Buraya önemi yok. Nereye olduğunu, masa üstüne falan da bir klasör oluşturup içine atabilirsiniz. Orada kalsın. Burada işlem tamam. Ardından Nexus Mods sitesine gidiyoruz. Buraya Elden Ring Ascended Mod yazıyoruz. Zaten çıkıyor hemen burada. Manuel olarak indire tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi 3 farklı zorluk seviyesi var. Ascended Mod zor olmasına rağmen kendi içinde de 3 farklı kategoriye ayrılıyor. Buradan istediğinizi seçip indirebilirsiniz. Bir önemi yok. Ben şu anda Age of Frenzy'yi oynuyorum zaten. Age of Frenzy'yi indirelim yine. En zor olan o. Slow Download dedik. Ardından bu indirmeye başlatılıyor burada. Anti-Cheat Toggler diye bir şey var. Bunu da indirmemiz gerekiyor. Easy Anti-Cheat yazılımını devre dışı bırakmak için. Hileye karşı kullandığı bir yazılım Elden Ring'in. Burada da nasıl yapılacağını anlatıyor aslında hatta. Buradan download manuel. Slow download. Bu da indiriyor. Şimdi yapmamız gereken şey. Bunu açtık. Elden Ring'in kurulu olduğu yeri gösteriyoruz. Fuck. Özellikler, yerel dosyalar, göz at, game. Bizim indirdiğimiz dosyayı bunun içine atacaksınız. Elden Ring'in kurulu olduğu yere atacaksınız. Size soracak muhtemelen. Siz de böyle bir şey demez, direkt atar. Ben atmıyorum zaten içinde olduğu için. Ardından burada toggle anti-cheat. Buna tıklıyorsunuz ve diyor ki anti-cheat disabled. Bunu kullanarak Elden Ring'de çeşitli modları safe bir şekilde oynamak mümkün. Tamam diyoruz ve bunları kapatıyoruz. Şu anda burayla işimiz yok. Modumuz indi. Dosyayı açıyoruz, RAR dosyasına. Yeni bir klasör oluşturalım burada. Ya da direkt şunu da buraya atabilirsiniz. Bir önemi yok. Masa üstüne atma işlemimiz tamamlandı. Ardından tekrar Elden Ring klasörüne gidiyoruz. Yine buradan gidebiliriz kolayca. Ve şurada bulunan regulation.bin dosyasını yine Elden Ring Game klasörünün içine atıyoruz. Siz de direkt atar. Ben de hali hazırda bulunduğu için atmama gerek yok. Ardından Mod Engine kısmına geliyoruz. Ve Launch Mod Elden Ring isimli dosyadan, dosya değil aslında, exe'den oyunu başlatıyoruz. Oyunu orijinal yoldan başlatırsanız çalışmayacaktır muhtemelen. Daha önce ben denemedim ama ben hep bu şekilde başlatıyorum. Henüz bir sıkıntı olmadı. Size oyunun ekranında göstereyim. Buradan New Game'e tıkladığımızda önce sinematiği verecek. Sinematiği hızlıca geçelim. Sinematik vermiyor muydu yoksa? Seçelim bir tanesi, hangisinin önemi olduğu yok. Gördüğünüz gibi Ascended modumuz başarılı bir şekilde kuruldu. Tüm karakterler farklı, garip garip şeyler var. Oyuna girdiğinizde de zaten kurulduğunu anlayacaksınız, emin olun. Bugün sizlerle Elden Ring'de Ascended modu nasıl kurulacağını paylaştım. Umarım bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.